Şuradaki x ve y açılarının tanjant ve kotanjantları istenmiş. Şimdi burada kareler parça parça verilmiş ama biz istersek bunları tamamlayabiliriz. Yani şu eksik çizgileri çiziyorum. Buradan yukarı doğru. Şunu da yapabiliriz. Burayı da çizelim. Şöyle. Eksik parçaları tamamlayabiliriz. Sonra burada da eksik var. Şöyle çiziyorum. Şunu da çizelim. Eksik parçaları böyle tamamladık. Şimdi tanjant ve kotanjant hesabı yapacağız. Biz y açısı, şurada bir üçgenin açısı, dik üçgenin. Şöyle boyuyorum yeşile. Bu yeşil üçgenden hesaplamayı deneyebiliriz. Y açısının tanjantını. Bu bir dik üçgen. Şurası 90 derece olacak. Eş kareler olduğu için. Biz eş karelerin kenarını bir birim kabul etsek, şurası 3 birim olur. 3 birim. Ama bu kenarın ne kadar olacağı belli değil. Yani 1, 2, 3 birim var ve ondan biraz daha fazla. Direkt buradan hesaplayamayız. Yani şu an yeşile boyadığım üçgen üzerinden bizim y'nin tanjantını hesaplama şansımız yok. Şurayı bilmediğimiz için ne kadar olduğunu. Bu nedenle açıyı taşıyacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu siliyorum. Biz eğer şuradaki y açısını buraya taşırsak, ki bu açılar yöndeş açılar olur. Şöyle bir iki tane paralel doğru varsa, üçüncü bir doğru tarafından kesildiği zaman, şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olur. Mesela bu alfa ise bu da alfa olur. Biz bunlara yöndeş açılar diyoruz. Yöndeş açılar. Y'yi buraya taşıdık. Şimdi şu büyük üçgende işlem yapabiliriz. Yani şöyle uzatıyorum. Şöyle tamamen yeşile dönüşmüş olan üçgende, dik üçgende hesaplama yapabiliriz. Şimdi eş kare demiş, kenarları bir birim kabul edelim. Eğer bir birim kabul edersek şurası 1, 2, 3, 4 tane kareden oluştuğu için 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5 kareden oluştuğu için burası da 5 birim olacak. O halde hemen şu tanjant y'yi yazalım. Tanjant y artı kotanjant x. Tanjant dediğimiz şey karşı bölü, komşu. Kotanjant dediğimiz şey de komşu bölü karşı olur. Şimdi karşı bölü komşu tabii y açısı için. Y açısı için. Karşısı 4, komşusu 5. Yani 4 bölü 5 olacak. Tanjant y'miz. Ötekine gelelim x'e. Şimdi x'in şu üçgenini kullanamayız. İstersek x'i yöndeş açı olarak şu yukarıya taşıyabiliriz. Veya iç ters açı olarak şuraya da alabiliriz. Yani x açısını, bu açıyı buraya taşıyabiliriz. Şurası x olacak. Şöyle. Yani başka bir deyişle bu alfa açısı aynı zamanda şuraya da eşit olur. Buraya da eşit olur. Bu tür açılara da iç ters açı diyoruz. Şöyle z kuralı da denebilir. Şimdi x'in ait olduğu üçgen, onu da şöyle sarıya boyuyorum. Burası. Şimdi bunun kenarlarını ifade edersek, şu dik kenar, yani karşıdaki dik kenar 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 5, şöyle boydan boya. Komşusunda olan dik kenar da 3 birim. 3 tane kareden meydana gelmiş. Şimdi kotanjant x, komşu bölü karşıydı. Komşusu 3, karşısı 5 olacak. Bu ikisini toplarsak, bizim sonucumuz 7 bölü 5 olur. Faydaları aynı, direkt toplayabiliriz. Demek ki sonucumuz 7 bölü 5.